şu nar ekşisini anlatayım size. Nar ekşisi yapmak kolay bir şey değil can kardeşlerim. Çok dikkatlice yapacaksınız, çok dikkat edeceksiniz. Çok dikkatli bir şekilde yapınız. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kere narımızı güzelce ayıklamamız lazım. Yalnız hemen bir püf noktası daha söyleyeyim. Nar lekesi kolay kolay çıkmıyor. O yüzden muhakkak önünüze bir önlüğünüzü takın, bir şey takın. Ya da kirli bir elbisenize yapın. Yoksa çıkmıyor. Leke yıkansa bile çıkmıyor. Böyle kalıyor. Çok dikkat yapmanız lazım. Şimdi ne yapıyoruz? Narımızı... Şimdi narı ayıklayabilmek için böyle güzel basit plastikten aletler de çıkarmışlar. Birazcık faydası oluyor. Yazık bizim esas nar ekşisi yapan köydeki analarımız da garibanlar kesiyorlar saatlerce tak 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 böyle dövüyorlar. Ancak öyle yapıyorlar ama şimdi biz göstereceğiz size bir alette gayet kolay olabiliyor. Şimdi hemen başlayalım. Bismillah diyelim. Bunu böyle keserken de çok dikkat edin. Narın bu derisi rırt diye kayabiliyor. Elinize kolunuza gidebilir. Çok dikkat etmeniz lazım. Şöyle dikkatlice kesmeniz lazım. Çok dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili kardeşlerim. Gördüğünüz gibi şöyle ayıkladık. Bunu yaparken dikkat edeceğiniz bir ikinci bir husus da kardeşlerim. Şu beyaz zarlarını muhakkak ayıklayacaksınız. Onlar kaynatacağınız zaman denk gelirse iyi olmuyor. Acı oluyor. Çok dikkat edeceksiniz. Şimdi bunları böyle bir ayıklayacağız. Hemen ayıklayalım. Böyle bir aletimiz var. Aletin özelliği şöyle sevgili kardeşlerim. Bunun içine koyuyoruz. Bir şeyle de böyle vuruyoruz. Böyle kızdığınız birisine kaynananıza falan böyle düşünebilirsiniz böyle. Bakalım ne kadar dökülmüş. Evet bayağı dökülmüş hemen böyle. Bakın gayet güzel ayıklıyor aletin özelliği. Hemen mis gibi çıkardı hemen hemen içinde. Hiçbir şey kalmadı. Bakın buraya da döktü. Yalnız tavsiyem şudur ki can kardeşler. Şunları muhakkak alınız. Bunları almazsanız acı oluyor. Muhakkak bunları alacaksınız. Bunları ayıracaksınız kardeşlerim. Evet gördüğünüz gibi bunları bu şekilde... Temizlememiz lazım. Bunları temizlemezsek muhakkak acı oluyor. Bir kabın içine bunları toplayınız. Bunları topladıktan sonra ben vakitten kazanalım diye biraz işi hızlandıracağım. Ama bu arada hemen bir şey daha göstereyim. Narın şu iç kısmıyla dişlerinizi temizlediğiniz zaman pırıl pırıl oluyor. Aklınızda olsun. Bakın şu kabuk kısmıyla şöyle bir yere falan yetişeceksiniz. Şu beyaz kısmını şöyle dişlerinize sürün. Hem parlatıyor hem de çok çabuk temizliyor şu beyaz kısmıyla. Bakın şu iç kısmını hemen sürüverin aklınızda olsun. Çok güzel dişlerinizde parlaklık meydana getirebiliyor. Şimdi anlatmaya devam ediyoruz. Narı ne yaptık? Güzelce böyle ayıkladık. Ayıkladıktan sonra muhakkak bu parçalarını da topladık. Ondan sonra bunu böyle bir kevgire koyacağız. Güzelce sıkacağız. Yapılan yerinde gördüm kardeşlerim. Ne yapıyorlar? Büyük şekilde yapıyorlar onlar tabii. Ayaklarına çizme giyip özel çizmesi var. Onunla eziyorlar. Ya da çuvallara koyuyorlar. Çuvalın içinde eziyorlar. Öyle bayağı zahmetlice bir iş. İyice suyunu çıkarıyorlar sevgili kardeşlerim. Güzelce ezmeniz lazım. Ki bunu iyice suyunu da çıkaracaksınız. Bakın böyle suyu çıktı. Peki bu çekirdekleri ne yapacağız? Sakın çekirdeklerini de atmayacaksınız. Ezdikten sonra bu çekirdeklerini hemen gösterelim. Çekirdeklerini de böyle ayıkladık. Bakın böyle ayıkladık. Ne yaptık? Yağlı kağıdı koyup şöyle açıp fırına koyduk. Fırını hafif ateşte açtık. Kurutuyoruz bunu. Niçin? Nar çekirdeği yağ yapmak için. Ama vaktiniz varsa... Güneşte kurursa daha da güzel oluyor. Biz evde
fırsat buldukça camın arkasında olan güneş de oluyor. Ona koyuyoruz. Daha güzel kuruyor. İyice bu takır takır kuruyor. Şu çekirdekleri şöyle tıkır tıkır kalıyor. Bakın şöyle çekirdekleri. O çekirdeklerini eziyoruz ya da robottan geçiriyoruz. Ondan sonra biraz sonra yağını anlatacağız. Yağ yapıyoruz ondan. Nar çekirdeği yağı inanılmaz nimet. Çok güzel, biraz sonra yapacağız. Şimdi ne yaptık? 5 kilo kadar nar aldık. İstersen 10 kilodan yap. Daha da iyi. 10 kilo kadar narı bu aletle çok güzel temizleniyor. Bakın hemen içinde bir şey kalmadan döküyor. Böyle bir basit alet. Çok 2 lira 3 lira bir şey bu alet. Öyle alet alınız. Plastikçilerde satılıyor. Bu şekilde temizlediniz. Narları güzelce sıktınız. Ondan sonra genişçe, şöyle genişçe bir kabın içine koyunuz. Bizim o şey kabımız neredeydi? Hani dün konuştuyduk. Genişçe bir kabın içine koyunuz. Çok dikkat edin. Sakın ola ki alüminyum kap olmaz. Hala evlerde alüminyum tencereler kullanılıyor. Böyle genişçe bir kabınız olursa daha da iyi. Biz burada ekranda gösteremeyeceğimiz için bunu kullanmadık. Genişçe bir kabın içinde kaynaması daha iyi oluyor. Bir de üstündeki köpüğü almak daha iyi oluyor. Aklınızda olsun. Bu işin püf noktası ne? Devamlı bir kere karıştıracaksınız. Hiç başından ayrılmaca yok. Tatlı tatlı karıştıracaksınız. Ve köpüğü oldukça köpüğünü şöyle kenarlarından alacaksınız. Bakın bu köpüğünü alacaksınız. Şu kenarlarından şöyle oluşan köpüğü alacaksınız. İyice kaynatacaksınız. Kaynayacak. Kardeşler bakın izinden belli oluyor. Yaklaşık 5 kilo nardan ta şuralarda. Gözükebiliyor mu ekranda? Gözüküyor bakın. Ta şuralardaydı. Kaynaya bakın az bir şey kaldı. Bir daha söylüyorum. 15 kilo nardan filan 1 kilo filan çıkıyor. Siz ona göre yapınız. Ne kadar çok yaparsanız o kadar güzel bir şey. Nar başlı başına bir nimet. Hemen telefonu alalım. Ondan sonra narın neye yaradığını söyleyeceğiz. Narın neye faydası var onları söyleyeceğiz. Nar ekşisini daha nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Kaynıyor. Kaynadıkça köpüğünü alıyoruz. Ne zamana kadar kaynatacağız? Biraz böyle ağdalaşacak. Hafif ağdalaşmış. Bunun artık son demleri. Biraz daha kaynattıktan sonra size göstereceğiz. Ondan sonra soğumaya bırakacağız. Oldu size nar ekşimiz. Neye faydası var onu da anlatacağız ama şu telefonu bekletmeyeyim. Ondan sonra size bunu ince ince anlatacağım. Evet, bir kardeşimiz anlatıyor. Buyurun kardeşim. Alo. Alo. Buyur kardeşim. Alo. Hoş geldin. Alo. Hoş geldiniz. Hocam iyi günler. Buyur kardeşim. Hocam iyi günler. Buyurun, iyi gelinler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hocam ben size bir şey sormak istiyorum. Buyur. Hocam benim 18 yaşında bir kardeşim var. Evet. Hocam erken, onun bir senedir adet görmüyor hocam. Bir senedir. Tamam. Ne diyor doktorları? Hocam doktor git. Erken menopoz dedi. Bir de şey dedi hocam, yani yumurtalığı yavaş çalışıyormuş. Evet. Yumurtalığı yavaş çalışıyormuş. Yani doktor artık senin adetin olmaz. Yani bir mucize dedi, olması dediler yani. Şimdi siz bizim telefonu kapatın. Biz size güzelce anlatalım. Biraz önemli hocam, bir şey söyleyebilir miyim? Duymadım abla. Hocam ben de kendim için de ayakkabıya uğraşıyorum hocam da. Tamam, ayakkabıyı nasıl alacağınızı söylerler. Şimdi bize ekrandaki, telefondaki arkadaşlarım size ayakkabıya nasıl ulaşacağınızı söylerler, size anlatırlar. Siz şimdi kapatın telefonu, ben şimdi anlatmaya devam edeyim. Sevgili kardeşim çok önemli bir soru sordu. Maalesef biraz kritik bir durum. 18 yaşında bir genç kızımız, adetleri bozulmuş. Doktorlar da demişler ki erken menopoz. Yumurtlarında olmuyor, senin çocuğunda olmaz demişler. Allah'ın bir takdiri, dur bakalım şimdi biz biraz daha bir şeyler anlatacağız. Nar ekşisine devam edeceğiz. Nar ekşisinde çok püf noktası var. Bitti zannetmeyin. Çok önemli bir noktasını söyleyeceğiz nar ekşisine. Eğer onu yapmazsanız bu kadar emeğiniz boşa gider, nar ekşisi olmaz. Çok önemli bir püf noktasını reklamlardan sonra anlatacağız nar ekşisinde. Çok önemli bir püf noktası var. Daha sonra da kemik erimesiyle ilgili neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Şimdi reklamlar.
Evet sevgili kardeşlerim. Nar ekşisinde çok önemli bir püf noktası var. Bakın böyle köpürüyor. Köpürdükçe köpüğünü alıyoruz. Bakın iyice ağdalaştı. Yani koyulaştı. Şimdi bu nar ekşisinde çok önemli bir püf noktası var. Narı ayıkladık. Ayıkladık. Nasıl ayıkladık? Nasıl? Aletimiz nerede? Ha. Aleti aldık. Böyle. Sonra da kuvvetlice bir şeyle böyle kuvvetli kuvvetli vurduk. Ben dedim ki işte yani aklınıza gene şunu birazcık kısalım. Çok köpürdü şunu. Hatta kapatalım hatta. Kapatalım onu. Kuvvetli kuvvetli vuracaksınız dedi. Allah razı olmadı. Niye bakıyorsun? Üstüne ben böyle Allah biraz, razı olmadı. Bak, biraz böyle bak bak Allah razı olmadı. Serap'ın akşam niye bana öyle laf ettin falan diye böyle vurdum. Kaza maşat oldu bak. Bak ya hep Allah razı geldi. Olur mu? Vallahi razı olmadı hakikaten bak. Düşüncesine bile razı olmadı. Evet itiraf Allah. Ediyorum itiraf ediyorum. Öyle vurduydum üstüme evet. Sıçradı kazağım gitti. Aa, şiddete karşı izliyoruz Feridun Bey ya. Canım Allah Allah. Biz de şiddet, nara şiddet yaptık. Sana nara mı yaptık şiddet. Allah'a? Olsun. Neyse olsun, şaka bir tarafa, şaka bir tarafa. Şekilde. Şaka bir tarafa, gülelim diye yaptık bunları. Kardeşler. Feridun Bey bir şey okudum. Dur bir dakika ben hemen söyleyeyim. Demin dedim ki dikkat edin üstünüze başınıza. Hakikaten bakın nasıl sıçradı. O kadar dikkat ettik nasıl sıçradı. Oh, lütfen kıyafetlerinize dikkat edin. Muhakkak önlük takmadan yapmayın bu işi. Bakın iyice ağdalaştı. Şimdi altını da söndürdük. Biraz bu bekledikten sonra soğuyunca daha da ağdalaşıyor. İşte nar ekşisi oldu. Hatta imkan olanlar bunu birazcık da güneşte tutarlarsa daha da güzel oluyor. Biraz bekletecekler böyle. Sonra nasıl kaba koyacağız bunu? Sakın çelik tencerede yapacağız. Bakır kaplarda da olabilirdi. Ama katiyen alüminyumda olmaz. Alüminyum kaplarda olmaz. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Şimdi çok önemli bir şey soracağım size. Bunu nasıl bir kaba koyacağız? Nar ekşisi bitti mi? Bir eksiği var mı bunun? Bunun bir eksiği var mı? Nar ekşisi bitti mi? Bence cam kaba koyacağız. Cam kaba. Cam. Peki bir dur. Cam kap doğru. Cam kapta anlaştık. Nar ekşisi bitti mi? Bir eksiği var mı? Nar ekşisi bitti. Ne koyacağız? Tuz konulacak. Hayır. Durun. Söyle abla. Tuz koyacaksınız. Eğer tuz koymazsanız çok dikkat edin buraya. Eğer tuz koymazsanız sirkelerde de böyle. Allah öyle bir denge kurmuş ki kardeşler. Bakın dikkat edin. Şunun içine şu kadarcık ocaktan indirdikten sonra dikkat edin. Şu kadarcık tuz koydunuz mu? Bu nar ekşisi oluyor. Koyma nar şarabı oluyor. Bir daha söylüyorum. Şu kadarcık tuz koymak şart. Koymadın mı hemen şaraplaşıyor. Başka şey oluyor. Ve nar ekşisi olmuyor. O da zarar veriyor değil mi? Ağzına o da sağlık. Zarar bravo. Veriyor. Evet. O nereye zarar veriyor? Karaciğere zarar veriyor. Toksik madde oluyor. Bir sürü etkiler çıkıyor. Ama şu kadarcık tuz yaptın mı zarar en çok nereye faydalı? Fayda veriyor. Kalbe faydalı. Nereye faydalı? Vücudunuzdaki toksinleri atıyor. Nereye faydalı? Şeker hastalarına faydalı. Nereye faydalı? Kolesterole faydalı. Nereye faydalı? Kalp ve damar sistemini güçlendiriyor. Bunu yapın ilaç niyetine. Her gün sabah akşam şöyle bir tatlı kaşığı bundan yiyin. Kolesterolünüz düşecek, şekeriniz dengelenecek. Kilo vermek isteyenler kullansınlar. Ne güzel. Vücudunuza dinçlik gelecek, böyle dirilik gelecek. Her şeye koyabilirsiniz, dolmaları öyle koyabilirsiniz. Ne olur bu nar ekşisini yapın. İnanılmaz nimet, salatalarınıza falan koyun. Ailece yiyin ama ben kısır. Böyle kendi yaptığınızı lütfen böyle birer tatlı kaşığı şurup gibi çoluk çocuk yiyin. Hiçbiriniz nezle grip olmayacaksınız. Ne güzel. Hiç uğraşmayacaksınız. Ama tuz meselesi çok önemli. O tuzu sakın ihmal etmeyeceksiniz. Sonra da muhakkak cam kaba koyacaksınız. Sakın ihmal etmeyin. Cam kaba. Sakın plastik kapta olmaz. Buna özellikle dikkat edin. Bakın çok da güzel oldu. Yarın size tam böyle koyu halinde gösteririz. Bravo. Tuzumuz yaklaşık 10 kilo nara şöyle bir tatlı kaşığı tuz yeter. Bir tatlı kaşığı tuz yeter. 10 kilo nara bir tatlı kaşığı. Ama ne zaman biliyor musunuz? Bitti işlem, bitti. Kaynadı, bitti. Artık
Kaba alacağız. Şimdi kapattık. Attım işte. Bitti. Bak kapattık altını. Altını kapattık. Güzelce karıştırdık. Tuzla beraber bir karıştırdık. İşte veletlerinin işimiz bitti. Metal kaşıkla bakmayın. Metal kaşıkla tamam. Mümkün olduğu kadar bakmayın. Metal değirmeyin. Hep tahta kaşıkla karıştırın. Hep tahta kaşıkla işinizi görün. Mümkün olduğu kadar ona dikkat edin. Tamam. Bozulmaz zaten. Bu bozulmaz. Kolay kolay bozulmaz. Bu şekilde yapılırsa bozulmaz. Bunu nerede saklayacaksınız biliyor musunuz? Muhakkak buzdolabının kapağında ya da serin bir yerde saklayacaksınız. Ama zaten de bozulmaz, merak etmeyin. Şimdi sevgili kardeşlerim. Çok güzel olmuş. Sizin adınıza tadına baktım. Çok merak ettim. Beğendin mi? Harika olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Ekşiliği de çok güzel. Vallahi artık bir kazak alır seyircilerim bana. Bak onlara fedakarlığı. Kazağımı da feda ettim artık. Ben sana alırım ya. Sizlere güzel göstereceğim diye kazak da gitti.